Şimdi bir pasta yapacağım. Kaşık pastası diyebiliriz buna. Çok pratik bu kaşık pastası. Demin önüne geçemedim. 10 dakika içerisinde nefis bir tatlı. 1 litre sütümüz, 175 gram tereyağımız, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un. Çikolatalı sosunu ayrıyeten hazırlayabilmek için 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 30 gram bitter çikolata, 1 paket vanilya, 3 paket yulaflı bisküvi, 1 su bardağı süt. Yulaflı bisküviyi kullanmanızı tercih ederim. Çünkü normal petibör bisküvitler bu kadar lezzet vermiyor bu pastaya. Bir yandan çikolatalı sosu yapalım, bir yandan da... Evet, ikisini aynı anda. O küçük gelir ama Serpil. Çikolatalı sosu vereceğim ona. Emin misin? Süt çok fazla. Şu şey. Yok, onu alırım. Sen onu yap. Şimdi onu da alalım. Bunun içinde çikolatalı sosu mu yapacağız? Evet evet, o tamam. Sağdakini. Şimdi önce bir çırpıcı alalım. Sütü, pardon, unumu. Bu senin. Aynen. Şekeri koyuyorum ve vanilyayı koyuyorum. Burada bunları bir harmanlıyoruz böyle. Aynı şekilde bu tarafta da çikolatalı sos yapmak için bakın. Çikolatayı şekeri, finalde vereceğiz. Vanilyayı ekledik ve burada da böyle bir şekerle vanilyayı harmanladık. Güzelce harmanladık. Şeyden kalmamış değil mi o fışkırtı? Aa yok. Onu dedim atmış, ya onu ben tamam. Kötüydü. Burada kötü çikolatalı olmuş. Sos için şöyle sütü koyuyorum. Ama bu çikolatalı sosun içine unu koymayı unutmuşsunuz kızlar. Un yok. Un olmayınca da biliyorsun bu olmaz. Olmaz o. Dur. Bakayım mı hemen malzemesini? Ne listeye kadarmış? Bir baksana. Olacak onda. Evet, unumuz su orada. Evet, evet, olması lazım. Biz attık. Hemen ya. Bakıyorum. Yok şey, elindeki kağıtta da mı okumadık? Bakıyorum hemen. Nişastası var. Nişasta yok burada, evet. Nişastayı getirelim o zaman. Şöyle güzelce karıştırdık. Çünkü çikolata sosunda birazcık nişasta. Şöyle burada da unlu muhallebimizi yapıyoruz. Şöyle. Burada 3 yemek kaşığı nişastası olacak. Bir. Evet, burada sadece nişasta kullanacağız. İki. Çikolata ekstradan şey çikolatalı muhallebin içerisine ekranda rica ediyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. Ha, orada daha var mı? Var var. Biz koymuşuz. Tamam. Ekranda da var, hazır. Ekranda akıyor. Tamam. 3 yemek kaşığı nişastamız olacak. Şimdi o hemen kaynaması için ocağa alıyoruz. Şöyle. Bir de yapacağımız kabı alayım ben. Şunu düşündüm Nermin ya. Bak, yuvarlak. Güzel şey, bisküvilerimiz bizim kare. Buna böyle hem de yüksek tamam. Ya. Olur. İyi olur diye düşündük şimdi. Şöyle açtım. Bunu da açıyorum direkt. Tamam, o zaman böyle yan yana. Şöyle güzelce tabii ki hiç aralıksız çırpmak gerekiyor. Bir taraftan sarpmamızı çırpsın. En son aşamada tereyağlarını ekleyeceğiz. Güzelce akışkan bir kıvam alması için. Bisküvileri ıslatmak için fırça vereceğim. Evet. Yemek kaşığıyla da ıslatırım. Sakın. Yani şöyle şöyle üstüne serpiştirsek geçecek. O süt, o süt. Bu tereyağı muhallebiye girecek. O da çikolatayla birlikte. Şimdi burada zeminde bir şöyle bisküvileri diziyoruz. Burçak bisküvi, yuvarlak veya kare, hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle. Zeminde hiç ezmeden, kırmadan dört sıra halinde benim kabım alacak. Kaşıkla servis ediyorsunuz bunu. Böyle kaşığı daldırıp servis ediyorsunuz. Pardon. Birazcık sütle ıslatma sağlayacağız bu aşamada. Şöyle bakın. Şöyle. Bu pasta malzemeleri satan yerde böyle fışkırtıcı var. Onunla da yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Oh, minik şişeler değil mi? Aynen, o şişelerle böyle tık 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 hemen üstten sıkabiliyorsunuz. Zaten burçak bisküvi çok çabuk eridiği için evet. Çok fazla da dökmeyin, yani dağılmasın. Muhallebinin sıcağı da gelecek. Evet, çünkü çok çabuk gider. Şimdi burada gelelim faydalarına olacağımızı. Çünkü klima da açık olduğu için şu an alttan üfürüyor. Birazcık o yüzden böyle çekiyorum. Aynen, geç pişirebilir.
Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Topak topak olmaması için sürekli bir karıştırma yapacağız. Evet, şu an çikolata sosumuzu hazırladık. Koydum onu çikolatasını. Piştikten sonra içerisine yağını koyduk. Yağının üzerine de çikolatayı bıraktık. Burada da bu gördüğünüz üzere sütlü kısımda hazır. Evet tatlışkom, bu oldu. Muhallebi tarafı da hazır. Şunu da koyacağım. Şimdi onu da en son aşamada şöyle gördüğünüz üzere tereyağının içerisine bırakıyoruz. Bakın efsane, gerçekten çok pratik bir sos. Çok güzel sos. Oldu rengi. Bunu en son aşamada üzerinde kullanacağız. Bunu da kapatıyorum ben. Topak olması. Muhallebi hazırladık. Akışkan. Şimdi bir kepçe yardımıyla ben üzerine gezdireceğim. Dur sana kepçe vereyim ben. Bir de şuradan düzleyicimiz vardı bizim. O yana sıkıştırıyorum rahat bulalım diye. Burada bakın muhallebimiz gevşek. Yani katı bir muhallebi olmayacak. Neden böyle sulu bir muhallebi tercih ediyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Kaşık tatlısı. Hı hı. Yani böyle spangle, işte yumuşak tatlılar, puding gibi yiyoruz ya, o tarzda bir tatlı olacak. Kaşığı daldıracaksınız efendim. Üzerine en son aşamada kakao serpeceğiz şimdi tatlımızı. Şey ama evet, bisküvisi de zaten çekecek onu, biliyor musun? Şimdi çok güzel olacak o şey, değil mi? Aynen öyle. Şöyle hemen üzerine ikinci sıraya geçiyorum. Sürpriz. Kaç dakika? Son 15 dakikamız var. Bitti zaten. Aynen, domatesli tarife geçelim. Onu güzelce yedirmemiz gerekiyor sosa. Güzelce harmanlayıp. Oldu aslında bu zaten de şey. Evet. Bunun üstüne süt bile dökmeye gerek yok. Çünkü muhallebi, muhallebi çok sıcak. Sütle bisküvileri de yaymayayım. Şöyle. Karıştırmadığım bir yer kalmadı galiba. 3 kat yapacağız bu karışımı. En son katına kalan bütün muhallebiyi gezdireceğim. Ve çikolata sosunu dökeceğiz. Böyle 3 kattan oluşan bir kaşık tatlısı yapıyoruz şu an. Şöyle. Sıradan gidiyoruz. Ben sütlü tatlıların içerisinde bu tarz böyle hamurlu şeyleri çok seviyorum. İçerisinde işte kurabiye, kek hamuru, böyle ufalanmış kek. Çok yakışıyor bu tatlılara ve çocuklar da çok seviyor. Bir de sütlü tatlıyı bayağı bir yumuşatıyor. Onu şimdi koyacağız. Heh, tamam, bırak. Şunu vereyim Serpil. Neyi? Kepçeyi. Şu sıcak mı, yanar mıyım? Birazcık yandım. Evet. Zincirlerin kenarları ne kadar ısınıyor ya Rabbim. Şeyden o, biliyor musun? Ateşi çok üflüyor ya şey, klima. Hı hı. O da gidiyor taraflarına şey oluyor. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde. Bunu yuvarlak bir fırın kabı içerisinde yaparsanız daha da güzel oluyor. Bilginiz olsun. Yuvarlak fırın kabında yapmıştım. Şöyle. Ben de verecektim evet, ama bizim şey bisküviler kare ya. Evet, yuvarlak bisküviyle yapılmıştı. Çok daha hoş gözüküyordu. Şöyle. Bir peçete alabilir miyim şunun kenarlarını silelim? Dur canım, evet, ben şimdi hemen şuraları da aldım, onu da alıyorum. Şimdi bu aşamada 3 kat bisküvimizi dizdik. Gelim ona. Şöyle aldık. Diğer tarifi şu de getirelim. Şu ikisini de alayım ben hemen istersen. Ha? Çikolata sos gelecek ya. Hiç bunlar karışmasın arasına diye. Şöyle buradan hemen bir kaşık alıyorum. Gel Celiko, hemen bitti. Şöyle bakın. Aldım. Muhallebiyi dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde çikolatalı sos geliyor. Nasıl güzel koktu biliyor musunuz? Bunu puding olarak bile tek başına yapıp yiyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece Serpil'den kakao isteyeceğim üstüne elemek için. Tamam, geliyorum ben. Sen şey halledene birazcık kadar. Birazcık da şey yapın, hani bekletin. Bizim şu an vaktimiz olmadığı için beyaz muhallebi donmadan daha üzerine çikolatalı sosu gezdirdim. Dolapta kaldıracaksınız. Böyle bir 10-15 dakika bekletip çikolatalı sosu o şekilde dökebilirsiniz üzerine. O zaman hiç alttakine dağılmaz. Şey yap istersen, sen biraz salatayı şey yapana kadar. Yok, artık yaptık. Hem diyorsun. Hı, artık halloldu. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle alamadım sanki. Niye? Sen doldurdun mu içine? Ha, yok, hayır. Ha. Şöyle bakın. Üzerine en son aşamada bolca kakao efendim.
ve bu şekilde dolapta bir 24 saat kadar dinlendirin. Servise kaşıkla yapın. Normal yemek kaşığıyla veya servis kaşığıyla. Mis Magnolia gibi. Çok güzel gerçekten. Şöyle yandan çekmenizi istiyorum. Beyazla siyahın uyumunu görmek adına. Aynen. Hemen diğer tarife geçiyorum. Sen salatayı alana kadar şey yapacağım ben de. Vereceğim. Bir tahta alayım ben de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.